Herkese merhaba tekrardan arkadaşlar. Bugün böyle bir size ekstra bir bonus video çekmek istedim. Normalde haftada bir video çekiyoruz biliyorsunuz ama bu hafta hazır böyle bir kahve muhabbetine geldik kız arkadaşımla. O arada da sizde bir tekrardan bir bonus video çekeceğim. Sizde özellikle dil okuluna gelen arkadaşlar için birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Forumda çünkü yorumlarda, videoların yorumlarında bayağı bir yazıyorsunuz. Hani dil okuluna geliyoruz, dil okulu için geliyoruz. İngilizceyi nasıl çok etkili bir şekilde öğrenebiliriz? Nasıl en kısa sürede iş bulabiliriz? İngilizcemizi öğrenip bir yerlerde çalışabiliriz? Bunun üzerine konuşacağız arkadaşlar sizde. Ben de şehir merkezindeyim bugün. Böyle bir kahve içmeye geldim. Arkada zaten görüyorsunuz şu anda oturduğum yeri. Ben de bunlardan bahsetmek istiyorum size. İngilizce gerçekten nasıl aktif öğrenilir? İngilizceyi ne kadar kısa bir sürede eğer isterseniz emek vererek geliştirebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim, bunlardan konuşacağım. Çünkü videolarla ilgili, videolarımda bunlarla ilgili çok soru soruyorsunuz bana. Hani kaç ayda iş bulabilirim abi? Dili ne zaman öğrenebilirim abi? Bunlardan başlayacağız arkadaşlar genel olarak. Şimdi şöyle bir şey. Öncelikle İngilizce ile ilgili sizden bilmeniz gereken şey şu. Geldiğiniz dil okulu arkadaşlar, İrlanda'da geleceğiniz dil okulu hangisi olursa olsun 3 yukarı 5 aşağı hepsi aslında aynıdır. Zaten hocaları İrlandalıdır. Genelde İrlandalı. Yani yabancı hocanın, örnek veriyorum, Amerikalı bir hocanın ya da işte Avustralyalı bir hocanın dil okulunda olduğunu ben çok görmedim, açık söyleyeyim. Yani dili eğitimi alacağınız hocaların hepsi İrlandalıdır. İrlanda'da öğretmenlik diplomasına sahip insanlardır. Bunu bilin. Yani hani çeşitlilik çok yok. İşte bu piyasadaki dil okulları F olsun, Delfin olsun, O olsun, bu olsun. Bütün okullarda arkadaşlar fiyatlar değişebilir ama şunu da unutmayın. Alacağınız dil eğitimi 3 yukarı 5 aşağı her yerde aynıdır. Çünkü herkes size tek bir tane İngilizce öğretecek. Başka bir İngilizce öğrenmeyeceksiniz. Yani o yüzden öncelikle bütçe konusunda bütçenizi ona göre ayarlayın. Yani sırf pahalı diye bir okulda çok iyi dil eğitimi alacağınız anlamı diye bir şey yok. Hani sırf bir yere çok para harcayacağınız diye iyi bir dil eğitimi alacaksınız diye bir şey yok. Bunu bilin. Bütçenize göre hareket edin arkadaşlar. Burada uygun okullar da var, gayet eğitimi güzel olan. F gibi büyük okullar da var. Yani karalama yapmıyorum ama sonuçta size aynı İngilizce öğretecekler. Hemen hemen aynı kaynakları kullanacaklar. Sonuçta İngilizce öğrenirken kullanacağınız iki tane kaynak var. Ya Cambridge'dir ya Oxford'dur. Bu kitaplardan birisiyle öğreniyorsunuz arkadaşlar. Hangi dil okuluna giderseniz gidin. Yani F'de de o kitapları altın suyuna batırıp size koymuyorlar. Bunu bilin ya, bilin yani. Bu çok önemli. Onun dışında İngilizceyi aktif olarak öğrenmek için arkadaşlar bir, bizim Türkiye'den gelen arkadaşların yaptığı büyük hata. Arkadaşlar, grameri öğrenmek İngilizce bilmek değildir. Bunu beyninize gerçekten çok iyi sokun. Aklınızın her köşesine yazın bunu. Bir dilin gramerini iyi bilmek o dili çok iyi konuştuğunuz anlamına gelmez. Bu büyük bir yanılgıdır. Dili ne zaman iyi öğrenirsiniz biliyor musunuz? Gerçekten akıcı bir şekilde konuştuğunuz zaman. Nasıl Türkçenizle her derdinizi anlatıyorsunuz, İngilizce ile de bu derdi anlattığınızda diliniz gerçekten akıcı hale gelecektir arkadaşlar. Yani dikkat edin, ilk yaptığınız hata bu. O yüzden o üzerinizdeki utangaçlığı, ay o did mi olacaktı, ay ben went mi diyecektim, o present perfect miydi, past tense miydi, böyle şeyleri unutun arkadaşlar. Sonuçta siz sıfırdan dili öğrenmeye gelmişsiniz. O yüzden arkadaşlar size tavsiyem, lütfen hata yapın. İnsanlar hata yapa yapa bu dili öğreniyorlar. Ben de sizin gibiydim. Ki ben dilimi Türkiye'de öğrendim. Bunu 100 kere söyledim videolarımda. Ve ben de go'ya went dediğim zamanlarım var. Present perfect yerine past tense kullandığım zamanlar var. Continuous yerine past continuous kullandığım zamanlar var. Ama bu hatalarımı yapa yapa doğrusunu gördüm. Ve dilimi öğrendim, geliştirdim ve şu andaki İngilizceme sahibim. Ve bu İngilizcemi işimde rahat rahat kullanıyorum. Hatta kendi işimi yaparken %90 İngilizce konuşuyorum arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Türkçe konuştuğum çok az benim. Sadece müşterilerimizle arada bir Türkçe konuşuyorum. Bunu söylemek istedim. Yani bunu bilin. İlk başta o yanılgınızdan vazgeçin. Gramer odaklı çalışmayın. Dili konuşmaya çalışın. Ve ne olursa olsun utanmayın arkadaşlar. Utanarak İngilizceyi öğrenemezsiniz. Kahvemden bir yudum alayım, devam edeceğiz. Yani ilk şartımız bu arkadaşlar. Dili kullanırken utanmıyorsunuz. Böyle size bir ipucu videosu gibi yapacağım bunu. Dilinizi kullanırken öğrendiğiniz kelimeleri kullanmaktan, kitabınızda yazan kelimeleri, böyle anlamını çıkardığınız kelimeleri kullanmaktan çekinmeyin. Yanlış da olsa kullanın arkadaşlar. Dil pratik yapa yapa gelişir. Bu birinci durum. İkincisi arkadaşlar, dil öğrenirken kendine arkadaşlar şey diyor. İşte ya ben B2 seviyesinde İngilizcem var ama konuşamıyorum. C1 seviyesindeyim ama speaking'im çok kötü. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Sizin B1 olmanız, B2 olmanız, C1 olmanız, C2 olmanız hiçbir şeyi değiştirmiyor. Açık konuşayım size. Sizin levelinizi belirleyecek sınavın adı IELTS'tir. IELTS'e girersiniz. IELTS'ten 6 ve 6,5 aldığınız zaman bu sizin adam akıllı doğru düzgün İngilizce konuştuğunuz anlamına gelir. Onun dışında girdiğiniz bütün sınavlar benim gözümden hükümsüzdür arkadaşlar, söyleyeyim. Çünkü gireceğiniz sınavlar IELTS gibi.
yeteneğe odaklı ve bilginize odaklı sorular sormaz. Basit sorular sorarlar. Ama IELTS bu işin nasıl derler? Bizim abiyane tabirimizde bu işin piçi IELTS'tir arkadaşlar. O yüzden IELTS sınavına girip 6 alan arkadaşım İngilizceye gayet bülbül gibi şakıyordur. Bunu bilin. Hazırlığınızda yapacaksanız IELTS'ten skor alacak şekilde yapın İngilizce hazırlığınızı. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü görüyorum mesela ben bazen LinkedIn üzerinden de iş ilanları atıyorum. Akıcı İngilizce diyorum. Arkadaşlarım bana dönüşü şöyle. İşte benim B2 İngilizcem var ama hani çok konuşamıyorum. Yani böyle bir açıklama yok arkadaşlar. B2 İngilizcem varsa B2 seviyesinde konuşursun. Yoksa B2 seviyesinde değilsindir. İşte bu da sizin Türkiye'de yaptığınız kurslardan dolayı düştüğünüz yanılgı. Çünkü Türkiye'de kursa gidiyorsunuz. B2 seviyesini görüyorsunuz. Diyelim ki B2 levelde kurs aldınız. Kuru bitirdiniz, sınava girdiniz, geçtiniz. Sanıyorsunuz ki B2'siniz. Değilsiniz arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum ki değilsiniz. Çünkü o dili kullanmadığınız sürece siz ne B2'siniz, ne C1'siniz, ne native'siniz. Hiçbir şey değilsiniz arkadaşlar. O yüzden öğrendiğiniz kelimeleri lütfen kullanın. Bu gerçekten önemli ve gerçekten ne olursa olsun geldiğiniz ilk günden itibaren İngilizce kullanmaya çalışın. Bu önemli. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bununla ilgili de biraz konuşmak istiyorum sizle arkadaşlar. Mesela İngilizce öğrenirken lütfen kelime odaklı çalışın. Benim size ilk tavsiyem fiilleri arkadaşlar, İngilizce fiilleri ezberleyin. İşte ne gibidir? Go'dur, take'dir, bring'dir, işte transport'tur, deliver'dır. Hani bir ton İngilizce kelime var fiil olarak. Fiili bilin arkadaşlar. İngilizce'de bir kelimenin fiilini bilirseniz cümlenin devamını da getirirsiniz. Örnek veriyorum, size bir paragraf düşünün. Paragraftaki her kelimeyi biliyorsunuz ama fiilin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Fiilin ne olduğunu bilmediğiniz için eylemin ne olduğunu bilmeyeceksiniz. O yüzden o paragraftan hiçbir şey anlamayacaksınız. O yüzden size tavsiyem İngilizce öğrenirken ilk başta fiilleri ezberleyin. Ezberleyin dediğim fiil sayısı, yani şöyle söyleyeyim. 2000 tane ezberleyip bunun 500'ünü hatırlarsanız açık söyleyeyim B2 seviyesinde İngilizceniz var demektir. Çünkü İngilizce günlük, hani normal kendi ana dilimizde de günde en fazla 100-150 kelime kullanabiliyoruz. İngilizce'de de sizin maksimum günde kullanacağınız kelime sayısı 250'yi geçmiyor ve bunun %90'ını fiiller oluşturur arkadaşlar, haberiniz olsun. O yüzden geldiğinizde ilk yapacağınız iş, kendinize bir defter alın, o deftere fiilleri yazın, o fiilleri ezberleyin ve ezberlediğiniz bu fiilleri günlük konuşma içerisinde kullanın. Mesela yapmak, götürmek fiilini buldunuz. O götürmek fiilini bir arkadaşınızla konuşurken ya da hocanızla konuşurken bir cümlede kullanın. Ne kadar saçma olursa olsun kullanın. Çünkü kullandıkça ne olacak? Siz o kelime beyninizde yer edecek arkadaşlar. Çünkü insan beyni şöyle çalışıyor arkadaşlar. Ezberlediğinizi unutursunuz ama ezberlediğiniz kelimeyle bir anınız varsa beyniniz onu kazır ve asla unutmaz. Yani anı dediğim şöyle mesela. Benle muhabbet ediyorsunuz ve bilmediğiniz o ezberlediğiniz fiilleri kullandınız. Bakın o fiilleri bir daha hiç unutmazsınız. Niye? Benle muhabbet ettiğiniz gün gelir aklınıza. İşte bu yüzden diyorum. İngilizce ile anılarınızın olması lazım. İngilizce konuşurken ki anılarınızın olması lazım ki rahat bir şekilde dili öğrenebilirsiniz. Bu da çok önemli bir tip. Yani toparlarsak arkadaşlar, sizden ilk beklentim şu. Öncelikle geldiğiniz kursun fiyatı önemli değil. Ortalama bütün kurslar size aynı bilgiyi verecek, aynı gramer eğitimini alacaksınız. Çünkü dediğim gibi iki kitap var. Ya Cambridge kullanırlar ya Oxford yayınları kullanırlar, bu kadar. Bunun dışında arkadaşlar kendinize bir defter tutun, fiilleri yazın, fiilleri ezberleyin ve o fiilleri aktif olarak kullanın. Ve lütfen Türkiye'de yaptığınız kurslarla buraları karşılaştırmayın. Orada B2'siniz demek, burada B2'siniz demek değil. Bunu açıkça söylüyorum. Çünkü ben B2'yim diyen arkadaşla İngilizce konuştum. Ve gerçekten burası için A2 seviyesinde bile değillerdi. Yani ne zaman ki akıcı konuşuyorsunuz, takılmadan konuşuyorsunuz, düzgün kelimeleri kullanıyorsunuz, zamanı düzgün kullanıyorsunuz, o zaman İngilizce biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu da test etmenin en güzel yolu, kursunuz biter İrlanda'da, IELTS'e girersiniz, skorunuzu görürsünüz arkadaşlar. Bu kadar. Bir de şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz burada kurslar A1'den başlıyor. A1, A2, B1, B2, C1 diye gidiyor arkadaşlar. Ve benim size tavsiyem şu. Hani B1'de bütün gramer bilgisi öğretilmiş oluyor arkadaşlar. Yani siz B1'in sonuna geldiğinde bütün gramer level'larını görmüş oluyorsunuz. Yani B1 bittiğinde siz present perfect'i de biliyorsunuz, past perfect'i de biliyorsunuz, simple present'i de biliyorsunuz, past tense'i de biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hani B1'den sonra açık konuşmak gerekirse sizin daha devam edeceğiniz bir level yok. O yüzden B1'den sonra lütfen sürekli speaking yapın.
kendinizi geliştirmeye çalışın. Bu gerçekten çok önemli arkadaşlar. Açık saçık konuşayım. Yani hani B2 olmak, C1 olmak, C2 olmak bir şeyi değiştirmiyor. Çünkü İngilizcenin grameri bütün kurslarda B2'de, en maksimum B2'de öğretilmiş oluyor. Yani B2'den sonra tamamen pratiğe dönüyorsunuz. O yüzden arkadaşlar size tavsiyem bol bol speaking pratikleri yapın. Ve şunu da söyleyeceğim. İngilizce'de kullanacağınız, günlük hayatta kullanacağınız zamanları söyleyeyim size. Present perfect kullanırsınız. Past perfect kullanırsınız. Çok nadir present continuous kullanırsınız. Hani bu verb artı ing var ya, I am going. Şu anda yaptığınız bir eylem için kullanacağınız için tıpkı Türkçe gibi düşünün. Günlük hayatımızda sürekli şu anda ne yaptığımızı anlatmadığımıza göre doğal olarak bu zamanı çok kullanmayacaksınız. Hakeza bunun past perfect'ini de çok, past perfect continuous'unu da çok kullanmayacaksınız. Bunun past perfect continuous'u da bildiğiniz gibi I was going, I am going, I was going. Fark ne? Sadece past. Yani was, am oluyor, was. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Hangi zamanları daha çok kullanacaksınız? Dediğim gibi present perfect. Present perfect kullanacağınız bir zaman. Mesela I have gone. Hani have artı fiilin üçüncü hali, has artı fiilin üçüncü hali. Biliyorsunuz bunları. Past tense'i çok kullanırsınız arkadaşlar. Yani I walk gibi, I did gibi, I went gibi bunlar. Past perfect çok kullanılacak günlük hayatınızda. Present perfect dediğimiz geniş zamanı çok kullanacaksınız. Bunu da çok kullanırsınız. Ama mesela past perfect'i çok kullanmazsınız. Past perfect continuous var ya, I had been tarzı. Bu imkansız, biliyorsunuz. Zaten past perfect kullanmanız için sizin past tense bir cümleye ihtiyacınız var. Yani bu ne demek? Past tense tek başına, past perfect tense tek başına kullanılamaz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani toparlarsak 4 tane zaman kullanacaksınız. Şimdiki zaman, İngilizce'nin şimdiki zamanı. Bizim yine hiç, yani geçmiş zamanda demeyelim de present perfect'i kullanacaksınız. Past tense'i kullanacaksınız. Geçmiş zamanı kullanacaksınız. Ve bazen de devam eden şimdiki zaman dediğimiz ing'li şimdiki zamanı kullanacaksınız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Çünkü şu anda video sayfamızda bayağı biliyorum, bayağı bir arkadaşımız öğrenci, dil kursları ile ilgili konuşuyor. Ben de böyle bir bonus video çekmek istedim. Bu konuyla ilgili bilgi vermek istedim sizlere. Bunun da böyle devamını yapacağım. Hatta gerekirse size birebir gramer dersi bile anlatacağım. Öyle söyleyeyim. Sıfırdan. Bu böyle hani bir giriş videosu gibi oldu. Öyle düşünün. Bonus olsun. Kafanızdaki soru işaretlerini giderir ve İngilizceye nasıl yaklaşacağınızı gösterir. Ve ne kadar çabuk pratik bir İngilizce öğrenebileceğinizi size anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi bu videoların da devamını getireceğiz arkadaşlar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.